Hepinize merhaba PUBG Mobile severler. PUBG Mobile e-spor dünyası hareketli bir hafta geçirdi. Peş peşe açıklanan transferlerle birlikte takımlar kadrolarını oluşturmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra hafta sonu oynanan DigiPin Master turnuvası ile birlikte takımlarımızdaki son durumları değerlendirme fırsatı yakalamış olduk. PMPL tadında devam eden turnuva 2 hafta daha sürecek ve bu süre zarfında takımlar eksiklerini kapatarak PMPL'e en iyi şekilde hazırlanmaya devam edecekler. DigiPin turnuvasında influencerların da yer alması ve takımlarıyla birlikte sahaya çıkması turnuvanın izlenirliğini de arttırmış durumda. YMSL sisteminde influencer yayıncılarla birlikte maçlar boş parti şeklinde izlenecek ve influencerlar taraftarıyla birlikte takımlarını destekleyecekler. Bu hatırlatmaların ardından hemen haber bültenimize geçelim. Beastix bir süredir Yetso ile scrimlere çıkıyordu. Ancak yaptığı paylaşımla birlikte boşta olduğunu duyurdu. Yetso Espor, Beastix'ten önce Timber'la scrimlere çıkmış ancak anlaşamamıştı. Beastix de Timber gibi Yetso ile anlaşamadı. Yetso oynanan scrimlerde ve DigiPin turnuvasında oldukça iyi bir performans sergiliyor. Takım gözünü PMSL slotuna dikmiş durumda. Bu nedenle takımı tamamlayacak en iyi ismi bulma konusunda aceleci davranmıyorlar. Yetso Espor bir yandan takımın eksik parçalarını ararken bir yandan da transferlerini teker teker açıklamaya devam ediyor. Bir süredir Yetso Espor ile scrimlere çıkan Kamikaze ve Kör Cerrah Yetso Espor ile sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada Kamikaze ve Kör Cerrah'a Yetso Espor ailesine hoş geldiniz ifadeleri kullanıldı. Kör Cerrah geçtiğimiz mevsimde Brayspor'da mücadele ederek PMPL üçüncülüğünü ve Avrupa ikinciliğini kazanmıştı. Kamikaze ise GMT Esports'ta PMPL onunculuğunu yaşadı. Lost, Kamikaze ve Kör Cerrah üçlüsüne kimin katılacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Black Esports yaptığı paylaşımla birlikte takımını tamamladığını duyurdu. Black Esports, RIP7, Peace, Marso ve Kımız dörtlüsünü açıklarken bu dörtlünün yanına dahil olan isim ise Roxy7 oldu. RIP7, Peace, Marso ve Kımız dörtlüsü bir süredir scrimlerde boy gösteriyordu. Black Esports açıklamasıyla birlikte bu transferleri resmileştirmiş oldu. RIP7, PMPL 2023 bahar döneminde FUT Espor ile şampiyonluk yaşamıştı. Tecrübeli isim Biz ise White Esports'ta istediği performansı gösteremedi ve son mevsiminde 11.likle yetindi. Kımız geçtiğimiz mevsimde Mavi Dans'ta mücadele etti ve takımın en öne çıkan ismi olmayı başardı. Marso ise bu üçlünün yanına genç yetenek olarak takviye edilmiş durumda. Black Esports, Roxy7'i ise takımda tutmayı tercih etti. Bununla birlikte kulüp logosunda ve formasında düzenlemeye gitti. İstanbul Wildcats ve Nexrüya mainlerini yaptığı paylaşımla birlikte belirlemiş oldu. Erangel'de Fairy Pierre ve Zarki bölgesini, Sanok'ta Quarry bölgesini, Miramar'da ise Elazar, Valle del Mar ve Los Higos main olarak kullanılacak. S2J Spor takım koçu Forrest'ın takım tekliflerine açık olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, sözleşmesi devam etmekte olan PUBG Mobile koçumuz Furkan Forrest Çentürk takım tekliflerine açıktır. Emekleri ve takımımıza katmış olduğu her şey için teşekkür ederiz ifadelerine yer verildi. S2J Spor'da Bluffist'in ardından Forrest ile de yolların ayrılacak olması yeni koçun kim olacağı konusunda merak uyandırmaya başladı. Kırcalı takipçilerinden gelen soruları cevaplarken hangi takıma gideceğinin yakında belli olacağını söyledi. Brayspor'dan ayrıldıktan sonra LFT atan Kırcalı önümüzdeki günlerde yeni takımını duyuracak. Galatasaray Espor yeni transferlerini açıkladı. Daha önce Symphony, Zafox ve Galaxy ile yollarını ayırdığını duyuran Galatasaray Espor, bir süredir scrimlerde GMT'den ayrılan Owner P ile mücadele ediyordu. Owner P'nin yanında ise White Esports'tan ayrılan Enjoy'un eklenmesiyle birlikte Galatasaray kadrosunu oluşturmuş oldu. Owner P geçtiğimiz mevsimde GMT forması ile PMPL 10'unculuğu yaşamıştı. Enjoy ise White Esports ile PMPL 11'inciliğini elde etmişti. Raum, Lovazin, Owner P ve Enjoy ile kadrosunu oluşturan Galatasaray, DigiPin turnuvasında da oldukça iyi bir performans gösteriyor. Bununla birlikte takım önümüzdeki turnuvalar adına main bölgelerini belirlemiş oldu. Erangel'de Quarry'nin batısını kullanacak olan Galatasaray Espor, Sanok'ta Hatin, Miramar'da ise Elazar ve Water Treatment'ı main olarak kullanacak. Haber bültenimize devam etmeden önce bu tarz içeriklerin devam etmesi için sosyal medya kanallarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın.
Özellikle haksız bir şekilde kapatılan Instagram sayfamızı yeniden canlandırmak adına bizi Instagram'da desteklerseniz sevinirim. Bundan sonraki paylaşımlarımızda bütün kanallarımızda aktif olmayı planlıyoruz. Beşiktaş Espor PUBG Mobile arenasına dönmeye hazırlanıyor. Beşiktaş Espor PUBG Mobile'de yeniden kanatlanıyoruz paylaşım ile taraftarlarını heyecanlandırdı. Digipin'in düzenlediği turnuvada boy gösteren Beşiktaş Espor daha önce farklı scrimlerde kendini göstermişti. Kulübün yaptığı açıklamada Digipin turnuvasına Lord Cedric, Timber ve Lyo ile çıkılacağı duyuruldu. Lord Cedric bir süre önce boşta olduğunu duyurmuştu. Timber ise Getso ile anlaşamadı ve boşta olduğunu açıklamıştı. Lyo ise YT Sports'tan ayrılmıştı. Bu kadro nihai kadro olacak mı yoksa değişim olacak mı önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Ancak takım yeni kurulmuş olmasına rağmen Digipin turnuvasında zaman zaman iyi oyunlar gösterdi. Digital Athletics yaptığı paylaşımla birlikte Crespo'nun takım tekliflerine açık olduğunu duyurdu. Digital Athletics geçtiğimiz günlerde oynanan scrimlere Yekta ile çıkmıştı. Digipin turnuvasına Scarface, Coldex ve Exquizme ile çıkan Digital Athletics'in Scarface ve Coldex üzerine bir takım kuracağı konuşuluyor. Proyozorex Esports yeni transferlerini açıkladı. Bir süredir scrimlere Tron, Ezel, Cortex ve Nymphex ile çıkan Proyozorex Esports, Tron, Ezel ve Cortex resmi olarak açıklamış oldu. Yapılan açıklamada takımımızın yeni gücü olarak beraber nice zaferlere yürüyeceğimiz heyecanlı günler bizi bekliyor ifadelerine yer verildi. Tron ve Ezel Regnum Karya'da birlikte oynadıkları dönemde PMRC 2023 şampiyonluğunu ülkemize getirmeyi başarmıştı. Regnum Karya'nın Bra Espor ile birleşmesinin ardından takımdan ayrılan ikili, Proyozorox Esports'a tekrar buluşmuş oldu. Papara Supermassive Blaze, PUBG Mobile arenasına geri mi dönüyor? Kulüp yaptığı açıklamayla birlikte Boang'ı influencer olarak takıma kattığını duyurdu. Birçok ekibimizde gördüğümüz influencer transferleri sonucunda Papara Supermassive'in de yeniden PMPL'e döneceğine ilişkin dedikodular artmaya başladı. Papara Supermassive Blaze en son PMPL 2022 güz mevsiminde mücadele etmişti. Bununla birlikte Papara Supermassive Blaze'in PMPL 2021 güz mevsiminde aldığı bir şampiyonlukta bulunmakta. Melisa Esports, See You Later ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, PUBG Mobile takımımızdan değerli oyuncumuz See You Later ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Süre boyunca gösterdiği çaba ve özveri için teşekkürler, kariyerinde başarılarının devamını diliyoruz ifadelerine yer verildi. See You Later, Melisa Esports ile birlikte 2023 PMPL güz mevsiminde PMPL şampiyonluğu yaşamıştı. See You Later'ın adı bir süredir S2C Esports ile anılıyor. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca videoya yorum bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler, sağlıcakla kalın.